Değerli izleyicilerimiz, hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün canlı yayınlarımızın rutin olarak gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlarımızın 9. gününde Matta'nın 10. bölümünü hep birlikte okuyacağız. İlk bölüm İsa 12 elçisini göreve gönderiyor kısmını okuyacağız. Ve 2 sayfalık bir bölüm, dikkatle takip etmenizi öneriyorum. Ve ayrıca dün Rahibe Teresa Vatikan'da düzenlenen törende resmen Azize ilan edildi. Bunun için de Azize Teresa'nın öğütlerini, hayatını araştırmanızı eğer okumadıysanız, okuduysanız da benim gibi tekrar araştırmanızı ve onun bereketlerinden yararlanmanızı diliyorum. Ve şimdi de İncil okumalarımıza başlıyoruz. İsa 12 öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi. Bu 12 elçinin adları şöyle. Birincisi Petrus adıyla bilinen Simon, onun kardeşi Andreas, Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Filipus ve Bartolmay, Thomas ve vergi görevlisi Matta, Alfay oğlu Yakup ve Taday, yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariyot. İsa 12'leri şu buyrukla halkın arasına gönderdi. Öteki ulusların arasına girmeyin. Samiriyelilerin kentlerine de uğramayın. Bunun yerine İsrail halkının yitik koyunlarına gidin. Evet, burada kalmıştık. Gittiğiniz her yerde ölüleri diriltin, cüzzamları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Kuşağınıza altın, gümüş ya da bakır para koymayın. Yolculuk içinde torba, ne yemek, yedek mintan, ne çarık, ne de değnek alın. Çünkü işçi yiyeceğini hak eder. Hangi kent ya da köye girerseniz orada saygıdeğer birini arayın ve ayrılıncaya dek orada kalın. Onun evine giderken evdekilere esenlik dileyin. Eğer evdekiler buna layıksa dilediğiniz esenlik üzerlerinde kalsın. Layık değillerse size geri dönsün. Sizi kabul etmez, sözlerinizi dinlemezlerse o evden ya da kentten ayrılırken ayaklarınızın tozunu silkin. Size doğrusunu söyleyeyim. Yar günü o kentin hali Sodom'la Gomorra bölgesinden halinden daha beter olacaktır. İki sıkıntılar. İşte iki, güvercin gibi saf olun. İnsanlardan sakının. Çünkü sizi mahkemelere verecek, havralarında kamçılayacaklar. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak. Böylece onlara ve uluslara tanıklık edeceksiniz. Sizleri mahkemeye verdiklerinde neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan babanızın ruhu olacak. Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babaya baş kaldırıp onları öldürtecek. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlu gelinceye dek İsrail'in bütün kentlerini dolaşmış olmayacaksınız. Öğrenci öğretmeninden köle efendisinden üstün değildir. Öğrencinin öğretmeni gibi kölenin de efendisi gibi olması yeterlidir. İnsanlar evin efendisine Baalzebul derse, yani bu şeytan gibi bir anlam, şeytanların efendisi gibi bir anlam, ev halkına neler demezler. Kimden korkmalı? Bu yüzden onlardan korkmayın. Çünkü örtülü olup da açığa çıkarılamayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Size karanlıkta söylediklerimi siz gün ışığında söyleyin. Kulağınızda fısıldağını damlardan duyurun. Bedeni öldüren ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun. İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama babanızın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez. Size gelince başınızdaki bütün saçlar bile sayılır. Onun için korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz. İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi ben de göklerdeki babamın önünde açıkça kabul edeceğim. İnsanların önünde beni inkar edeni ben de göklerdeki babamın önünde inkar edeceğim. İsa'ya layık olmak. Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Arkadaşlar bu ayete özellikle değinmek istiyorum. Bu ayeti bir propaganda aracı olarak kullanan kişiler çok var. Bu ayeti ben açıklayayım size. Şimdi mesela
ülkemizde dahil olmak üzere bazı kesimlerinde bazı insanlar tarafından Hristiyanlara zulüm uygulanmaktadır, şiddet uygulanmaktadır. Burada yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın, barış değil kılıç getirmeye geldim ayetlerinde. Yani diyor ki, yani ben size işte hiç kimsenin bir şey demeyeceği bir din getirmedim. Hani bu dini uğruna savaşların olacağı, mücadelelerin olacağı, direnişlerin olacağı bir şey söylüyorum demiş. Bu yüzden yeryüzüne barış getirdiğimi sanmayın, barış değil kılıç getirmeye geldim. Yoksa İsa hayatında bir insan öldürdüğünü hiçbir dindeki bir insan veya inançtaki bir insan söylememiştir. Benim bildiğim kadarıyla ve ispatlayamamıştır da. Yani hiç kimseye de zarar vermemiştir İsa Mesih ve öğrencileri. Ancak burada mesela günümüzde de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yani bilinen adıyla Kuzey Kore'de de mesela Hristiyanlara bazı bölgelerinde zulüm uygulanıyor. Bu insanlar ne yapıyor? Bir şey yapamıyor. Kuzey Kore hükümeti ne yapıyor? Onlara zulüm uyguluyor. Yani bu da barış olmuyor yani. Sırf İsa Mesih'in sözleri yüzünden bir ideolojik bir savaş oluyor. Çünkü ben babayla oğlun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. İşte burada da mesela imanlı bir diyelim ki tabii bu ayetler benim anladığım kadarıyla birçok farklı kişi tarafından da bunun açıklaması yapılabilir. Mesela anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. Yani ciddi düşünen bir insan bunu İsa'nın hani nasıl desem akrabalık şeyi değil. Dinle alakalı bir şey. Ayrılık yani düşmanlık olduğunu anlayabilirsiniz. İnsanın düşmanı kendi ev halkı olacak. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Mesela benim bir oğlum olacak diyelim. Ve benim oğlum var diyelim. Bu kişi benimle aynı inanca sahip değil. O anlatılmak isteniyor. Yani insanın düşmanı kendi ev halkı olacak. Hani bilirsiniz din farklılıkları sadece din de değil bu inanç farklılıkları, ideolojik farklılıklar olduğu sürece düşmanlıklar yaşanır. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü mesela şu anda da terör örgütleri yapıyor bunu. Her neyse. Yani benim açıklamama göre bunlar böyle açıklanabilir bence. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir. Canını kurtaran onu yitirecek. Canını benim uğruma yitirense onu kurtaracaktır. Arkadaşlar tabi burada hepimizin anladığı gibi denilmek isteniyor ki. Yani bir tehlike varsa tabi bu boşu boşuna bir tehlike ise tabii ki yapmayın diyor. Ancak eğer hani önemli bir şeyse bunu yapın demek isteniyor. Hani direnin denmek isteniyor. Mesela ülkemizde bazı kişiler diyelim ki dinimizi ve kiliseleri ortadan kaldırmak niyetindeyse buna direnin denmek isteniyor. Yani bu bizim çarmıhımız budur. Yoksa tabii çarmıha gerilin demiyor zaten İsa Mesih. Zaten İsa Mesih kendisi de diyor. Bunlar benzetme. Bu benzetmeleri de sadece öğrencileri bilebilir. Bazı benzetmeler açıklanmış, bazıları anlatılmamış. Ama bunları yani kolayca artık 21. yüzyılda bazılarını anlayabiliyoruz, bazılarını anlayamıyoruz. Tabii kutsal olduğumuz zaman onları da anlayabileceğimizi düşünüyorum. Sizi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni bir göndereni kabul etmiş olur. Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden peygambere yarışan bir ödül alacaktır. Doğru birini doğru olduğu için kabul eden doğru kişiye yarışan bir ödül alacaktır. Bu sıradan kişilerden birine öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile veren size doğrusunu söyleyeyim. Ödülsüz kalmayacaktır. Burada demek isteniyor ki hizmet eden kişilere yani İncil'de çoban olarak bahsediyor bunlar. Yani koyunları çoban yetiştirir. Yani yetiştirici kişilere, misyoncu kişilere hani yardımcı olunması gerektiği, kiliselere yardımcı olunması gerektiği söylenmektedir. Arkadaşlar, bugün İncil'den Matta bölümünde 10. bölüm bitti. Önerilerinizi, dileklerinizi lütfen bizimle yorumlar aracılığıyla veya mesaj göndererek paylaşın. Ayrıca dün itibariyle Kaan Güneşen Hizmetler Grubu yani KG Hizmetler Grubu'nun Facebook sayfası açıldı. Beğenmenizi ve takip etmenizi öneririm.
Ayrıca Hristiyanlık inancı hakkında daha çok bilgi sahibi olmak ve KG Hizmetler Grubu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve takip edebilmek için www.kangulasan.tr.gg adresinde ziyaret edebilirsiniz. Hepinize canlı yayınımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.